arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle rengarenk güzel bir bebek şapkası çalışacağız şapkamızı örmeye tepeden başlıyoruz artışlarımızı yaparak yeterli artışa ulaştıktan sonra sadece kendi etrafında sıralarla örmeye devam ediyoruz Yeter uzunluk ölçüsüne ulaşana kadar trabzanlarımızı bir ön yüzden bir arka yüzden örerek büyütüyoruz ve son olarak bakınız şu uç kısmını da artışlarımız ve sık iğnemizle örüyoruz. Daha önceden anlatmış olduğumuz puf çiçeğimizi de e, yan tarafına diktikten sonra şapkamız gayet spor bir şapka oldu ve e, kullanılmaya hazır bir hale geldi. Benim kullandığım ip bebe iplerinden oluşmakta. Bebe iplerinin normal kalınlığında daha kalın e, iplerle örecek arkadaşlarımız için daha büyük yaş grupları için bu ölçü idealdir. Fakat artışları yine sırayla yaparak e, dilediğiniz yaş grubu için büyütebilirsiniz bir sıra ya da iki sıra daha artışlarımızı devam edebilirsiniz videonun içinde yaparken zaten sizlerle paylaşacağız Evet şimdi bu elimdeki ölçü hemen santim olarak bakmak istiyorum tepeden aşağıya kadar ölçüsünü görelim en tepe noktadan tamamen bitmiş hali 18 santim Şöyle, şu kısmını saymayalım aslında bu kısmı kenarlarda kalacak. Şöyle gördüğümüz zaman 16 santim olduğunu görüyoruz. Evet, en kısmına da bakalım. Şöyle aşağıdan ölçmemiz daha sağlıklı sonuç verecektir. 18 santim de aşağıdaki ölçüsü yani eni. 0-6 ay, 7 aylık bebeklerimize uygun bir çalışmadır. Evet, şapkamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin zincirimizi çekmeye başlıyoruz elimle tuttum bakınız 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim elimi bıraktığım yerde bir boşluk var boşluğun içerisine tığımın ucunu girdiriyorum İpimi çekip sıkıştırıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 minik yuvamızı yaptık ve 12 tane zincirimizle birlikte trabzanımızı örüyoruz bir defa doluyorum 3 defa da çekiyorum 1 2 ve 3 1 doluyorum 1 2 ve 3 1 2 3 doluyoruz toplamda zincirimizle birlikte 12 adet trabzanımızı örüyoruz hepimizde bakınız gizlemekteyim sayalım kaç olduğunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımı ördüm ve son olarak birleştirme işlemini yapıyoruz. İlk zincirden çekmiş olduğum trabzanımız bakınız şurada hemen tepe noktasına giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Diğer ilmeğimin arasından geçiriyorum ve şu şekilde kapadım. Eğer orta kısım boşluk kaldıysa şu arkadaki ipimizi çekerek burayı sıkıştırabilirsiniz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen dibine bir tane batıyorum. 1, 2 ve 3. Bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere bir daha tekrar 1, 2, 3. Aynı yere bir daha 12 tane trabzanımızı bu sırada her birine ikişer batarak toplamda 24 trabzan sayısına ulaştırıyoruz. Ve şapkamızın tepe kısmını bu şekilde artmış oluyoruz. bütün trabzanlarımı örerek geldim son olarak bakınız en son trabzanımı ördüm başlangıcı da zaten örerek başlamıştım tepe noktasına zincirimin gelerek batıyorum geçişimi yapıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bakınız a 12 tane trabzanımı ilk sırada ördüm ikinci sırada bütün trabzanlarım ikişer defa örerek 24 yaptım artışlarıma devam ettim bu sırada ise bir tane tek bir tane çift bir tek bir çift bir tek bir çift olarak öreceğiz artışımıza bu şekilde devam edeceğiz birinci trabzanımı zincirden ördüm hemen ikinci trabzanımın tepesine batıyorum ve bir tane ileriye geçip batıyorum diğer trabzanıma ve aynı yere bir daha örüyorum şöyle görelim başlangıçtaki zincirimiz bir trabzanımız ve çift olarak ördüğümüz trabzanımız tek örü örüyorum çift bir daha batıyorum tek örüyorum çift örüyorum bir tek bir çift olarak örelim şöyle görelim çift tek, çift, tek, çift, tek olarak sıramızın sonuna doğru devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakınız zincirimizle birlikte hemen yanındaki trabzanımızı tek örmüştük. Çift tek, çift tek olarak devam etmiştim. Şimdi tek olarak bitirdim. Hemen zincirimin dibine bir tane daha trabzanımı örüyorum. Son olarak çiftli bir şekilde kapatıyorum. Zincirimin tepesine geçiyorum ve ilmeğimi çekiyorum. Ve diğer rengime geçmek istiyorum. Diğer rengimde Yeşilimi kullanıyorum. Şimdi en son kapatmayı renk geçişlerinde birlikte yapalım. Bakın nasıl şu şekilde son ilmeğimi alıyorum. Batıyorum birinci ilmeğimi üst kısmına zincirden çektiğimi yeni ilmeğimi alıyorum. Bir sadece bağlıyorum. 1-2-3 ipimi buradan sıkıştırıyorum mavimi ve kesiyorum. mavimi ayırdım bu sıramızda iki tane tek üçüncüyü çift olarak örüyoruz ve şöyle alttan diğer her iki renkteki ipimizi gizliyoruz birinci tek ikinci yine tek olarak örüyorum bir iki üçüncü çift aynı yere batıyorum iki tek bir çift örelim bir iki tek üçüncü çift bakınız ipimiz gizlenmekte iki tek üçüncü çift aynı yere bir daha batıyorum şöyle görelim 2 tane tek 3. çift 2 tek 3. çift örelim sıra sonunda görüşelim sıramızın sonuna kadar geldim yeniden rengimi değiştirmek istiyorum bakınız 2 tek 3. çift olarak ördüm çift bitirdim hemen 2 tekim de yan yana zincirden çektiğim trabzanımın tepesine batıyorum yeni öreceğim rengimi alıyorum yeni öreceğim rengimle kapatıyorum şu şekilde çekiyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir kapadım. Zincirim 2 ve 3. Hemen örmeye devam ediyorum. Şimdi ipimi kesip bağlıyorum. 3 tane tek dördüncüyü çift olarak örüyorum ve iplerimi ardından gizleyerek devam ediyorum. 3 tek dördüncü çift. Tekim ördüm. Dördüncüyü çift örelim. 1 2 3 1, 2, 3. Bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. Şöyle görelim. Yeniden renk değişimi yapacağız. Öncesinde yaptığımız işlemi hatırlayalım. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. 1, 2, 3. Bakınız 3 rengimizi kullandık. Şimdi kısaca bir hatırlayalım. Birinci sıramızda 12 tane trabzanımızı ördük. İkinci sıramızda bütün trabzanlarımızı çift olarak ördüm. Üçüncü sıramızda ise teklere başladık. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Bakın üçüncü sıramızda tek olarak örmeye başladık. Diğer sıramızda iki tek bir çift, bir sonraki sıramızda üç tek bir çift. Yuvarlak örgülerdeki e, temel unsur her sırada bir tane tekin artması ve diğer e, sonunda gelen sayının çift olarak devam etmesi. Üçüncü sıramızda bakınız, bir tek, iki tek, üç tek. Şimdiki öreceğimdesi dört tek. 5. çift olarak örüyorum. Baş büyüklüğü ne kadar büyükse ya da daha yetişkinler için öreceksek ona göre e, bu artışlarımızı bu düzen üzerine devam ettirerek ilerleyelim. Şimdi biz mavimizle son artışımızı yapmak istiyorum. Geçişimi mavimle yapıyorum. Batıyorum. Hemen alıyorum şuradan. Yani hiç kafanız karışmasın. Böyle arttığınız süreci toparlanır gibi olsa bile hiç problem yok. 3 pembemizi sıkıştırıyoruz ve arkadan keserek ayırıyoruz daha sonra düzelecektir tamamen artmayı bıraktığımızda aşağı doğru inmeye devam edecek yani şu kadarcık bir şeyden falan kesinlikle sıkıntı yapmayın çünkü eğer kurala uygun artış yaparsak emin olun hiç sıkıntı olmayacaktır dilerseniz şu şekilde de düğüm atabilirsiniz Evet şimdi alttan gizleyerek örmeye başlayalım bu sıramızda bakınız 4 tane tek örmüştük. 5. çift olarak ördük. 3 tek pardon. 3 tek 4. çift. Burada ise 4 tane tek 5. çift olarak örmeye başlıyoruz. İplerimi alıyorum. 1 hemen ördüm. 2.'ye batıyorum. Tek örüyorum. 3 iplerimizi gizleyelim lütfen. Sonra işi olmasın. Beşinci çift, dört tane tek, beşinci çift. Bu benim bebek için yeterli oldu, olacak. Daha büyük yaş grupları için devam edebilirsiniz. İki dört tane tek, beşinci çift. Şöyle görelim 4 tek 5. çift örelim sıra sonunda yeniden görüşelim Evet yeteri kadar ördüm tepemizi bir uçtan bir uca şapkamızın tepe kısmının çapına bakalım 14 buçuk santim çapımda şöyle görelim ya da 14 diyelim tam 14 santim şimdi e, bu sıramızdan ikinci mavi sıramızda artış yapmadan örmeye başlıyorum e, şuradaki artışlarımızda biraz daha genişlik yapacaktır. Ondan sonra aşağıya doğru devam edecektir. Yani merak etmeyin küçük değil ama tabii büyük yaş grupları için devam etmeniz gerekmekte. İlk zincirimin bulunduğu yere geçişimi yapıyorum. Batıyorum. İlmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen sıradaki trabzanıma batıyorum. Bakınız aynı renk ördük. Arkasını çevirdik. Kayma yapmasın zincirimiz diye. Her birini birer birer örüyoruz. Artışlarımız da biraz daha genişleyecektir en son mavideki. Sonra dönmeye başlayacak. Evet sıra sonuna kadar birer birer örüyorum ve bundan sonra yapacağım bütün renk geçişlerinde de hiç artış yapmadan bir ön yüzden bir arka yüzden çevirerek öreceğim son trabzanımıza geldim başlangıçtaki zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum İpimi alıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum ikinci trabzanım üzerinden örmeye başlıyorum. Yeterli ölçü olana kadar şapkamızı örelim. Bir ön yüzden, bir arka yüzden devam edelim. Renklerimizi değiştirerek örmeye devam etmiştim. 3 sıra mavimi ördüm. Yeşilimi örmüştüm. Yine morumu ördüm. Mavilerim ve toplamda tepeden itibaren saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra ördüm. Şimdi kenarında sık iğne sırası olarak geçmek istiyorum. E, santim olarak ölçüsüne de bakalım öncesinde. 15 santim. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Ve sık iğne örmeye başlıyorum. Burada sıramızda sık iğnemizi örerken e, artışlarımızı da yapıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle ilmeğimi değiştiğim yere geliyorum. Bir öncesine batıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Fark etmez. Bir tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir. Devam ediyorum. İpimi şöyle alıyorum. İki. Üç. İplerimizi gizleyelim. Üçüncüyü iki defa örüyorum. İki tane tek bir iki tek üçüncüyü aynı yere batıyorum. Bakınız aynı yere artış yapıyorum. Tekrar bir iki üçüncüyü bir aynı yere batıyorum. İki yeniden bir 2 3. sık iğnemi 2 defa örüyorum. Devam ediyorum. 1 2 2 defa ördüm. 2 tek bir çift olarak örelim. 2 tek bir çift tamamlayalım. Son ilmeğimize gelene kadar iki tane tek üçüncüyü çift olarak ördüm ve bitir sıramızdayız. Son çift örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. İki geçişimi yapıyorum. Zincir çekmiş olduğum bölüme ilmeğimi kaydırıyorum. Yeniden bir zincir çekip aynı yere batıyorum ve bu sıramızda hiç artış yapmadan birebir bütün sık iğnelerimin üzerine batarak örüyorum. Birebir hepsine bir tane batıyorum, örüyorum bir tane batıyorum ipim yarımlanmış hemen düzeltelim artış yapmayalım ve yeterli kalınlık olana kadar sadece sık iğne olarak örelim hepsini birer birer örmekteyim bakınız 3 sıra sık iğnemizi ördüm ve ben 4 sırada tamamlamak istiyorum. 4. sıramıza birlikte geçişimizi yapalım bakınız. Geçişimi şöyle sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Ben yapmışım. Hemen batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Kaydırma yöntemiyle bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün ters tarafını çeviriyorum. İçten örüyorum. Tığım başını doluyorum. Sık iğneme bir defa batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki sık iğneme batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve şapkamızın iç tarafından örüyoruz. Her bir sık iğnemizin tepesine başını doluyalım, tek seferde batalım. Doluyorum, tek seferde çekiyorum. Doluyorum, tek seferde çekiyorum. Başlangıç yerimize kadar. işlemimizi tekrar edelim o bizim son sıramız olacak daha büyük örmek isterseniz sık iğne bölümü kaç tane sık iğne sırası yapın ne kadar isterseniz ondan sonra bitirmesini başını dolayıp tek seferde çekerek tamamlayalım başlangıç yerimize kadar geldim hemen tığımın ucunu girdiriyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çekip sıkıştırdıktan sonra ipimizi keselim Evet şapkamızın sık iğne sıralarını tamamladıktan sonra daha önceki videolarımızda anlattığımız e, çiçeğimizden çalıştım ve kenara şu şekilde dikmek istiyorum kullanmak istediğiniz herhangi bir yere açık renkteki mavi ipimi şöyle iğneme taktım ve dikmeye başlıyorum. Dikeceğiniz yer tamamen zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde elimi tutuyorum. Bakınız. Çiçeğimi bıraktım. Hiçbir şekilde tellemeye gerek yok. Elimle bastırıyorum. İç kısmını çeviriyorum. Dikmeye başlıyorum. Bakınız, o uzun aşağıya girdim. Görünür kısımdan çok az bir şey. İğnem buradan ipim çıkmıştı. Hemen iğnemi yanına batırıyorum ve derin bir şekilde iğnemi Of, çiçeğimin altından geçiriyorum. Yani görünen herhangi bir iz yok. Hemen dibine batırıyorum. Derince ilerliyorum. Çiçeğimin içerisinden geçiyorum. Hemen batıyorum. Çiçeğimi elimle şöyle hissettiğim için nereye diktiğimi bilmekteyim. Gerekli olan tüm bölümlerini diktikten sonra çiçeğimiz yıkanmalarda çıkmasın diye zaten el yıkaması yapalım mümkünse örgülerimizi ya da makinamızın hassas ayarlarında yıkayalım. Ortasına da birkaç tane yine uzun ipimizin uzun görünecek kısmı içte kalacak. Minik dikişler sadece yukarıda kalacak şekilde dikelim ve çiçeğimizi diktikten sonra şapkamız kullanılmaya hazır hale geldi ve bu şekilde şapkamızı da tamamladık kullanılmaya hazır. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.